Efendim ilk dinleyicimin bir kız çocuğumuz oldu dedi. Özür dilerim, kız çocuğumuz var dedi. Bu kız çocukları kaç yaşından itibaren örtünecek? Buluğa erince, balığa erince farzdır. Ama balığa olmadan önce, yani buluğa ermeden önce onu alıştırmak gerekir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kız ve erkek çocuklarını 7 yaşından itibaren namaza alıştırın buyuruyor. 10 yaşına gelince zorlayın buyuruyor. Çünkü 9 yaşından itibaren kız çocukları buluğa her an erebilir. Yetişmesi, yani vücut yapısı şeyse 10 yaşında 11 yaşında buluğa erebilir. Erkek çocuklar ise 11 yaş sonu 12. yaşından itibaren buluğa ermeye başlar. Peki 15 yaşına geldiği zaman her ikisi de buluğa ermediyse hükmen buluğa ermiş olur. Buluğa kavuşmuş olur. Ama şimdi böyle balığa olmak, buluğa ermek, bunları biz naklediyoruz, şey yapıyoruz falan da şimdi altyapı olmadığı için bazen dinleyicilerimizden gelen suallerden anladığımız kadarıyla bu ne demek diyor, işte buluğa erdi falan. Ya buluğa erdi demek o çocuğa 5 vakit namaz farz demektir. Ramazan ayı ise oruç tutmak farz demektir. Dinen zenginse zekat vermesi farz demektir. Kurban kesmesi vacip demektir. Bu demektir. Bütün haramlardan, farzlardan sorumlu demektir. Sorumlu demektir. Mükellef demektir. Sorumlu demektir. Onun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 yaşından itibaren alıştırın. Çocuk 15 yaşına kadar hiçbir şey öğretmedi falan. O buluğa erdi. Hadi namaz kıl. O ne? Nasıl olur? Ne okunur? Bilmiyor mu? Seni öğretmedin ki. Nereden bilecek o çocuk onu? Onun için çocukların örtülerini de mesela 7 yaşından itibaren namazda çocuğun başına başörtü şey yapılır. Yavaş yavaş alıştırılır. Eğer gürbüzse çocuk, kız çocuğu sıhhatliyse yavaş yavaş ona alıştırılır. 9 yaşından itibaren bile yani ileride şey yapmasın, hani tedirgin olmasın, rahatsız olmasın, hani kendi gidip gördü onu teşvik edebileceği çevrelere giderken öyle başörtü takarak, aa sana ne güzel yakışmış, başörtü sana ne güzel yakışıyor falan teşvik edilir. Yani çocuk buluğa ermeden önce de bunu hazır hale getirilirse, mesela 10 yaşında 11 yaşında çocuğa ben dedi başını örttürdüm, iyi etmiş, doğru yapmış, başkaları tenkit ediyor, aldırış etmemeli ona. Sen o başkalarına bassan, o buluğa erdiği zaman başını örtsen de aynı şekilde. Canım şimdi mi ya, 50 yaşına gelince örter diyecek onlar. Onlara itibar etmemeli. Hani geçen gün dinleyicimizin birisi, ben dedi anlamadım dedi yani. Yani hani annem dedi oruç tutuyor, namaz kılıyor dedi, Ramazan-ı Şerif'ten sonra da oruç tutuyor falan. Aa böyle yapılır mıydı, neymiş, davranır, biz de Müslümanız falan. Müslüman'ta bir alakası yok yani bunların. Yani böyle diyenlerin de yok. Dolayısıyla böyle diyen sadece bunların çevresinde değil. Ve bunu söyleyenler de zahiren Müslüman gözüküyor ama İslamiyet'ten haberleri yok. İslamiyet'in dışına çıkmışlar, onu bile bildikleri yok. Haberdar bile değiller. Çünkü İslamiyet'in bir emrini hafife almak, hele mesela kız çocuğu yetişkin ve bedenen de aynı şekilde gelişmişse, anne baba da aynı şekilde hassas davranmıştır, çocukların günaha girmemesi için onu teşvik edip başını örtmüşse ve buna karşı çıkılıyorsa, o karşı çıkanların imanına şüphe edilir. İmanına şüphe edilir. Şimdi yapmayacaksın, sonra yapmayacaksın, ondan sonra yapmayacaksın. Peki iyi de ne zaman aynı şekilde? Ne zaman olacak bu? Ne zaman olacak? Dolayısıyla bunlara iltifat etmemeli, itibar etmemeli. Doğru yapmış dinleyicimiz, devam etsin.